In the Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau buttons, is Caballero. The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Avcılar. Branko Grumble. Grumble Gulch. Bankanın levhası bizim mezarlıktakinden daha büyük, ha? Buraya bir bakmalıyım. Beller yukarı, eller yukarı. Anlayamadım. Eller yukarı, yapmayın ya canına ihtiyar. Bu soygun Ralph Nowey tarafından gerçekleştirildi. Ve de Red Kid'in yardımıyla. Rat Kick mi? Red Kid mi? Hapishanede bir diksiyon öğretmeni var. Benden sonra tekrarla. Silahımı yere atıp ellerimi havaya kaldıracağım. Hey Red, komik bir şey duymak ister misin? Sen Batı'nın en hızlı silahşörü olabilirsin. Ama ben de en az senin kadar iyiyim. Ateş edersen ben de ederim ve herkes ölür. Sakın kıpırdama çocuk, yoksa beynini dağıtırım. Ben gideceğim, gideceğim. Git, eğer izin vermezsen çocuğu vururum, anladın mı beni? Bu iş burada bitmedi, tamam mı Nowey? Hey bayım, ben de sizin gibi haydut olacağım yani, öyle mi? Bu harika. Sen ne şeker parayı indirdin? Adam Ralph Lovey'di, öyle değil mi? Evet. Dört gözlü yılanı son bir haftadır izliyorum. Geleneksel avcılar yarışması City'de yapılacak. Birincilik ödülü 10.000 papel. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Hepsini topladım. Şu ateşe bir bakalım mı Düldül? Dizginler senin elinde kovboy. İşte bu kadar. Sonuncuyu da yaktım. Sıra atraksiyonda, acı dolu silahlar. Benim eski dostlarım, temizlemenin zamanı geldi. Yarın yoğun bir gün olacak. Seni yakaladım. Olamaz, yardım edin. İmdat, anneciğim. Dikkat edin. Ölüyorum, yardım edin. Yardım edin. Evet, yeter, tamam. Geliyorum, sakin ol. Acele edin. Çok kötü sıkıştım. Kurtulabilirsem kendimi şanslı sayacağım. Lütfen yardım edin. Lütfen. Tamam, sakin ol. Çabuk doktor çağır. Ayağımı kurtar kovboy. Ayağımı kurtar. Lütfen. Lütfen doktor çağır. Ayağım kangren olacağım. Sadece küçük bir çizik var. İyisin. Biliyordum. Avcıyı öldürmeyen kaza onu güçlü kılar. Herman Flood, Montana'nın en iyi avcısıdır. Red Kid, tehlikeli bir suçlunun peşindeyim. Cesur çığlıkların sırasında kaçıp gitti. Özrünü kabul ediyorum kovboy. Çalılık araziyi bilemezsin. Özrümü mü? Evet, Nowey bunu biliyor olmalı. Şimdi buldun. Burnum iz sürerken pumadan daha iyi koku alır, biliyor musun bunu? Ama sen kendi tuzağına düşmüştün, öyle değil mi amigo? Zekice bir davranış. Büyük bir av yakalamak için kendimi yem yerine koymuştum.
Evet, çok iyi ama benim yakalamam gereken bir kanun kaçağı. Onu istemezsen başarılı olamazsın. Hey, ne yapıyorsun? Çöp mü yakıyorsun orada? Avcılar yarışması Skin Steel'de birincilik ödülü $10,000. Evet, evet. Ralph kesinlikle bu paranın peşindedir. İlginç. İyi bir adama benziyorsun. Değerli postumu bulmama yardım edersen sana para veririm. Teşekkür ederim. Görüşürüz amigo. Seni korkutmak istemiyorum genç adam. Ama rehberin olmadan bu vahşi yerde kaybolursun. Ben fazla para istemem, tamam mı? Hey Redkin. Hey Kobo, lütfen buraya gel. Çalılık arazide yalnız gitme. Çok tehlikelidir. Nereye gidiyorsun? Bu gece yemek yer yemez yatalım eski dostum. Yarın Skinsty'ye gidip çıngıraklı yılan Nove'yi bekleriz. Zevkli bir yemekten sonra kıvrılıp yatmak kadar zevkli bir şey yok. Eller yukarı Nove. Sakın ateş etme benim Herman. Benim. Özür dilerim. Eski bir dost böyle selamlanmaz. Beni bulduğun için şanslısın evlat. Bu ağaçlıklar vahşi yaratıklarla doludur. Şimdiye kadar senden başkasına rastlamadım. Çünkü izlerini sürmesini bilmiyorsun. Biliyor musun, konserve yemek sağlığın açısından iyi değildir. Şapır 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 şapır. Hiç değilse bu ortamda taze et yemen gerekiyor. Harika avcılık yeteneğinden mi söz ediyorsun? Biraz kahve ister misin? Teşekkür ederim. Çok içersem tembellik yapıyor. Avcı dediğin erkenden kalkmalı. Güneşin ilk ışıklarıyla ayakta olmalıdır. Herman, sen tek çocuk muydun? Evet, neden? Anladım. Bugün aldığım en iyi haber bu. Pekala. İyi geceler. Bay Redkin, seni koruyabilmek için yanında yatsam daha iyi olacak. İki şeker lütfen. Gerçekten erken kalkıyormuşsun. Sakin ol, bu kadar sıkma. Hem bu tarafa sen bu tarafa gidiyoruz. Tanıştığımıza sevindim Flood. Ben olmadan nasıl başaracaksın? Buraya gel Redkin. Sen ve ben arkadaş olduk. Dün geceden sonra kendimi sana çok yakın hissediyorum. İyi haber eski dost. Artık Skinsty'ye gitmemize gerek kalmadı. No way. Ayağa kalk. Eller yukarı. Seni tutukluyorum. Hey Bay Kit. Bak sana ne getirdim. Vahşi yap. Onları elmayla pişirmeye ne dersin ha? Evet, ormanın kralı kimmiş bakalım. Sensin Flood. Şimdi geldiğin yere dön. Ben meşgulüm. Merhaba arkadaş. Dostumun dostu benim de dostumdur. Merhaba. Hırsız Sansar. Sen kokarcadan da aşağılıksın. Başka avcıların mallarını çalmak neymiş, sana öğreteceğiz. Bunları dalda asılı gördüm, fazla olduğunu düşündüm. Biz buralarda kunduz hırsızlarına iyi gözle bakmayız. Sen ve çeten bizimle geliyorsunuz. Hadi bakalım. Ben galiba burada bir yanlış anlama söz konusu. Çünkü ben suçluyu tutuklamak üzereyken siz derken... Suçlu olan sensin. Hepiniz bizimle geliyorsunuz. Hadi. Buraya gel dört gözlü sürüngen. Teşekkür ederim. Montana'da en çok aranan adamın kaçmasına izin verdin. Anneme ve babama anlatırsın. Joshua! Horace! Bugün getirdiğiniz bu üzgün surat nedir böyle? Yusuf adlı yeşil çürümemiş olduğundan emin misiniz? Yasak bölgede avlanıyorlardı baba. Avlarımızı çaldılar. Yanlışlıkla yaptığı için Bay Flood özür dileyecek. Sus!
Bu ailede ancak ben izin verirsem konuşabilirsin. Elvira, bu uzun elli adamları ne yapmayı düşünüyorsun? Şiş kebap yapabilirim. Fazla yağlı olacağını sanmam. Becerikli bir kadın değil mi? Bu yüzden onunla evlendim. Rahat git. Sonunda senden kurtuluyorum. Yani neyse, silahım hazır ve sen de ölü bir adamsın. Bu kadar şaka yeter. Ömrünüzün sonuna kadar hapiste yaşamaya ne dersiniz? Ya da daha iyisi sizi yem olarak mı kullanmamı tercih edersiniz ha? Elvira! Çocuklar, kaçın canınızı kurtaran! Tanrı bizi korusun! Bu işin şakası yok. İşte yangını çıkaran bu. Bu adam üçüncü kondansörsüzü baba. Bu Frankenstein'lardan kurtulur kurtulmaz izin ayrılacağım. Geleneksel en büyük avcı yarışması. Ödül $10,000. Yapacağım tek şey Nove'yi beklemek. Vlad, ayağa kalk. Vlad. Güneş doğdu ormanın kralı. Canımı bağışla, kunduzlarını geri vereyim. Vlad, Skinsty'deyiz. Ne? Skinsty mi? Yarışmacıların gözlerine duman kaçırmanın zamanı geldi. Bunu her zaman yaparım. Eski bir avcı numarası. Evet, pekala, iyi olduğunu görüyorum. Hoşça kal Vlad. Sen delirdin mi? Harika takımı bırakıp gidemezsin. Birlikte yenilmez oluruz. Hey Bay Kit, beni de bekle. Olduğun yerde kal kovboy. Kurallara göre sadece avcılar Skinsty'ye girebilir. Avcı olmadığına göre hemen toz ol. Aslında ben de yarışmaya katılmak istiyorum. Hı? Sen yalnız bir kovboysun. Bunu bilmiyor musun? Yarışmacıların iki kişi olması gerek. Evet, iki kişi. Bir, iki. Bir. Sen teksin. Ve imzalayamazsın. Şimdi ikiyiz. Bu ortağım. Avcılar yarışında bir kovboy. Bence fena olmaz. Adın ve mesleğin? Red Kit, kovboy. Herman Flat, avcı. Evet. Biz yenilmez olacağız. Değil mi Flat? Sıra 10.000 papelin paylaşımına geldiğinde %75'i bana, 25'i sana verilirse ne dersin? Ben olmasam yarışmaya katılamayacaktın, değil mi? Takım numarası 13. Red Kit, Herman Flat. 13 numara mı? Bu iyi işaret. Ben şanslıyımdır. Bana rastladığın için sen de şanslısın. Yarışmacıların listesinde Ralph Novey diye biri var mı, söyler misin? Hayır, bu isimde kimse yok. Yarış başlamak üzere. Kasabanın güneyine gitmeniz gerekiyor. Görüşürüz dostum, kendine iyi bak. Ben eğlenirken onu 30 kovboyla baş başa bıraksam memnun olur muydu? Tüm takımların lideri vardır. Sanırım tecrübelerim ve doğal yeteneklerim benim bu işi yürütmem için yeterli. Vlad, benim bu yarışa katılmamın tek bir nedeni var. O da Nove'yi yakalamak. Adam kesinlikle birincilik ödülünü çalmaya çalışacak. Şimdi Tanrı aşkına şu çeneni kapat. 60'a 40'a ne dersin? Avcılar, cezur adamlar, ormanın bekçileri, Skin City'ye hoş geldiniz. Şimdi yarışmayı açıyorum. Hazır mısınız? Çok yaşa başlar! Ve aranızdan en iyi olan ikili $10,000'lık büyük ödülü evlerine götürecek. Şimdi ilk etap, koku yarışı. Kunduz. Sansar. Evet.
Sansar. Bu bir rakun. İyiliği yapıyorlar, kafes boş. Bu küçük bir kokarca. Sıra ikinci bölümde köstebeği yakala. İşte tünel burası. Hedef eller arkaya bağlı olarak bir dakikanın altında hayvanı yakalayabilmek. Pekala Elmur, hayvanı yakalayabildin mi? Evet, yakaladım, yakaladım. Flanagan kardeşler, 21 saniye. Bunlar amatör. Profesyoneller nasıl yapar göstereceksin değil mi Flan? Ateci, bak burnum. 15 saniye iki salise, bu bir rekor. Yarışmanın üçüncü bölümü, ağaca tırman. Bu ağaç gövdeleri 6 aydan beri her gün sabunlandı. Tepeye ilk çıkan iki ekip finale kalmaya hak kazanacak. Anlaşıldı mı? Beni oraya nasıl çıkaracaksın? La, büyük bir yılanın üstünde duruyorsun. Hayır. İnanamıyorum. Bir saniyeden bile kısa. Bu yeni bir rekor. Evet. Ve sonunda hepimizin beklediği büyük an geldi. Kütük yarışması. Hadi. Sen neyin peşindesin? Nerede saklanıyorsun? Tebrik ederim baylar. İki ekip finalde karşılaşacak. Rakipleriniz Flanagan kardeşler. 2 dakika 30 saniye dayanabildiler. İşiniz hiç de kolay değil. Hazır olun arkadaşlar. Bu yaratığa son 6 aydır salatadan başka hiçbir şey vermemişler. Baylar, yerlerinize lütfen. Bu işi halledersen %50-50 bölüşürüz, tamam mı? Olamaz. Anneciğim. Olamaz. Anne. Anneciğim. Anne. Lan. Dur, dur. Hadi dediğimde kütüğün sonuna atla, tamam mı? Ama. Hadi. Sempati topladı. Böyle devam ederse bana bir şey bırakmayacak. Anne! Oğlum baba, vergisiz, vergisiz. Nefret. Yine mi o olamaz? Harika Darket, yine mi sen? Gözlüğünü çıkaracak mısın yoksa ben ateş edip çıkartayım? Darket, ne yapıyorsun? Olamaz.
Uy. İkiniz sadece Skin City'nin en iyi avcıları değilsiniz. Aynı zamanda sevgili Montera'mızı da her yerde aranan büyük bir baş belasından kurtardınız. %5'e ne dersin? O kötü adama yumruğu atan bendim değil mi? İşte oradalar. Sizin adamlar. Bu iki kunduz avcısı bir sürü pis numarayla bizi oyuna getirdi. Bu yüzden oğullarım yarışmaya katılamadı. Yoksa bunların birinci olmaları olanaksızdı. Bunlar bizim evimizi yaktı. Üzülmenize gerek yok çünkü Bay Flat tüm zararınızı ödeyecek. $5,000. Ne? Bu para bizim için yeterli. Ya $5,000 ya da yem olursun. Bu iyi bir anlaşma. Benim hakkımı da sen alacaksın. Yeni bir iş kurarsın. Avcılık yapmaktan hoşlandığını pek sanmıyorum. Ben ne düşüneceğim? Hadi salona. Flat hepinize içki ısmarlayacağına söz verdi. Ben mi? Çok yaşasın! Çok yaşasın! Çok yaşa Flat! İntikamım korkunç olacak. İntikamım korkunç olacak. Hapishaneye giderken konuşmanı düzeltmeye başlayabiliriz Novey. Tekrarla. Bir berber, bir berbere. Gel seninle beraber. Sonra ayının gözünün üstüne bir tane daha indirdim. Artık dayanamadı, devrildi tabii. Evet, işte ünlü retkidi ben böyle kurtardım. Bu hikayeyi 12 milyon kez anlattınız Bay Flat. Burak'ın kürkünün başımda nasıl durduğunu söyler misiniz? Tatlım, hiç bu kadar güzel rakun görmedim. I'm a bold lonesome cowboy.